Bakın size ne göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gördüm de. Hayvanlarımız yumurta salmış. Bıldırcınlarımız. Kışın ortasındayız yani. Sezon kış. Bu sezonda yumurta salmak yürek ister. Folluklardan 5 gün yumurta toplama videomda zaten bunun kanıtıydı. Havalar biraz ısındı bu ara. Bizim burada. Ani ısı değişimleri. Bıldırcınlar da demek ki tetiklemiş ki yumurta salmışlar. Dikkatimi çekti. 3 tane yumurta gördüm orada. Kapıyı açtım, dedim ki yem vereyim hayvanlara. Yem verirken yumurtaları gördüğüm zaman bayağı bir mutlu oldum açıkçası. Gerçek konuşuyorum. Çok tatlı bir şekilde yumurtamız var. Yumurtalarımız var daha doğrusu. Bu durum beni mutlu etti açıkçası. Diğer şimdi folluklara da bakacağım sizlerle birlikte. Hem sezonun kışın ortasında diyebiliriz yani. Kışa çok az kaldı. Kışın ortasında yumurta salan bıldırcınlar. Yani böyle şeyler her zaman denk gelmez. Her zaman olmaz arkadaşlar. Zaten olmadı da zaten yani. Olmadı gibi bir şey. Sadece 3 tane yumurta var. Çok fazla da yok. Her yere yumurta doldurmamışlar uç. Şurada var mı bir şey? Yok. Ha, bir tane de burada var. Alalım ya. Sabah sabah gelip buradan yumurta toplamak beni mutlu eder. Zaten şu an mutlu oluyorum. Ve siz yumurtamı saldınız. Ha? Siz yumurtamı saldınız. Kayatalar. Kayatalar, siz yumurta saldınız. Tatlı tatlı yumurtamı saldınız. 4 tane yumurta aldık ana. Vallahi 20 tane yumurtaya bedel şu 4 yumurta. Çünkü havalar soğukken bıldırcınlarımızın böyle salması çok hoşuma gidiyor. Emeklerimizin karşılığı. Şu tatlı hayvanlarımızın böyle bu güzellik yumurtaları vermeleri çok hoş. Keratalar sizi. Maşallah. Birazcık izleyelim hayvanlarımızla, biraz vakit geçirelim. Stres atalım istiyorum. Hem bunu izlerken bu arada da şunlardan bahsedelim. Bu yılki sezonumuzdaki planlarımızdan bahsedelim. Arkadaşlar bu yıl bakın bıldırcın ötüyor bak. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Birkaç dakika ok ötmeye başladılar. Bıldırcınlarımızı dinleyelim. Bakalım bıldırcınlar kendi aralarında ne konuşuyorlar. Hadi bakalım. Yok, bir şey konuşamıyorlar arkadaşlar. Tavuk oradan araya girdiği için arka plandan tavuğumuz başladığı için bıldırcınlar susmayı tercih etti. Onu dinliyorlar daha çok. Evet, ötme yok. Daha çok ötme beklerdim ama yok arkadaşlar. Neyse, daha sonra yine dinleriz. Ben şunu bir anlatayım o zaman. Bu yılki sezon planımız şu şekilde. Allah izin verirse yumurtaya çıkıyorlar ilk sezonda hayvanlarımız Nisan'a doğru. Bir dolum yapıyoruz makineye. Kaç tane yumurta toplarsan bir hafta boyunca işte o bütün yumurtalarla dolum yaptıktan sonra ilk bıldırcın çıkımımızı alıyoruz. Sonraki hedefimiz cins bıldırcınlar. Farklı farklı mavi pullu vesaire vesaire California gibi bıldırcın çeşitlerimizi de kümesimizde barındırabilmek için şurada güzellik olsun diye hayvanlarımıza güzel bir ortam oluşturabilmek için güzel bir renkli bir ortam olsun diye bıldırcın çıkartacağız. Bu sefer ırk çıkartacağız. Birinci postayı amcamlara göndereceğim. İkinci postayı da kendime ayıracağım arkadaşlar. Bunlardan çıkarttıklarımın birinci postası amcamların. İkinci posta tekrar çıkartacağım bu hayvanlarımızdan, jumbolardan, Kıbrıslardan. Onlar benim. Üçüncü posta olarak yine ırk olarak bıldırcın çıkartacağım. California, mavi pullu vesaire vesaire birkaç daha böyle değişik renklerde bıldırcınlardan da alacağım ve çıkartacağım arkadaşlar yumurtadan. Onları da kendime alacağım. Başka da yok. Bu seneki sezonumuzda bunlara gerçekleştireceğiz ve yine dördüncü olarak da şunu söyleyeyim. Bıldırcınlarımızın kümesini değiştireceğiz. Bıldırcınlarımızın kümesinde çok değişik şeyler yapmayı düşünüyorum. Güzel bir tasarıma gitmeyi düşünüyorum. Hafif büyütebiliriz ortamı ve doğal, daha da bir doğallık katsın diye doğal bir ortam oluşturmak için elimizden gelen her şeyi de yapmayı planlıyorum. Kafamda güzel projeler çizip o projeleri bu kümes içerisinde canlandıracağız. Allah izin fırsat verirse öyle bir temellimiz var. Bakalım hayırlısıyla bu kafamdaki planı gerçekleştirebilir miyim onu bilmiyorum ama elimden geldiğince gerçekleştirmeye çalışacağım. Hayvanlarımızı çok güzel bir yuva yaptıracağım. Yapacağız. Marangoz eşliğinde. Çizimini tamamen ben yapacağım. Tasarımını tamamen ben yapacağım. Bıldırcınlarımızın hem mutlu olabileceği hem yaşayabileceği güzel bir
yuva yapacağız, yaptıracağız ve bunu da tabii ki sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Sezonun son yumurtaları diyelim biz bu videoya. Kışın ortasında yumurta salan bıldırcınlarımız, kışın yumurta salar mı bıldırcınlar diye sorarsanız salmazlar normalde. Çünkü hava çok soğuk olursa salmazlar. Ama bizimkiler 4 tane bıraktı. Daha da zaten geleceğini de zannetmiyorum bu saatten sonra bıldırcın yumurtası. Yani beklerim ki her şey salsalar da birkaç daha bıldırcın yumurtası yesek. Ama zannetmiyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Onlar öterken susmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biri konuşurken susmak önemli bir şey. Şu an mesela ben konuşuyorum, onlar susuyor. Susun. Sessiz bekleyin. Çok güzeller değil mi arkadaşlar? Maşallah. Evet. Ana, maşallah. Şu an öyle bir huzur aldım ki sessizceler ama bunları izlerken huzur doluyorum. Neyse arkadaşlar, çıkalım. Bıldırcından yumurtalarını topladık. Şimdi sizlere göstereceğim bir şey daha var aslında. Şöyle koyayım. Şimdi eve giderken götüreceğim onları. Bir de nasip oldu. Gidip bıldırcınlarımızdan ayrı civcivlerimize de bakalım. Elimden geldiğince her gün video atıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Civcivlerimize de bir göz atalım. Merak eden arkadaşlar var. Bakın civcivlerimiz ne alemde. Yakışıklı. Yaşırsan ama. Hadi bakalım. Civcivlerimize bakalım. Evet, maşallah. Şu renksiz olanlar, şunlar mesela bayandot arkadaşlar. Daha çok renkli, gözlerinde çizgi olanlar da clean neighbor civcivlerimiz. Şu an içeri sıcak. İçinde bir tane şey olacak, ispenç olacak. Onu göremedim. Küçük olduğu için genelde arada kayboluyor. Zaten ispenç yumurtalarımızı doldurduk biliyorsunuz makinemize. Bekliyorum. Bakalım bugün o zaman civciv alacağız. Onun da arayışındayım. Şu an ispenci göremedim. Ha, yoksa öldüz mü? Bir tane ispenç civcivimiz var. O da öldüyse seyret. Bakalım. Göremedim ya. Öldün mü lan? Yoksa arada mı? Neyse bakarız arkadaşlar. Zaten makinemizi full doldurdu. Bir tane dispens çıkmıştı. O da öldüyse canımız sağ olsun. Belki babam atmıyor. Ölmemiş olması lazım ya. Vardı ya. Göremiyorum, yok. Herhalde. Amcam yok. Ölmüş. Olmasın, olmaz mı? Yok. Bulamadım. Ölmüş olabilir ya. Hiç göremedim arkadaşlar. Canımız sağ olsun, neyse. Çok fazla karıştırmıyorum. Hayvanların canını yakmayak. Burada sıkıntı olduğundan yemleri bitmiş. Yem vermek lazım bunlara. Of, yoruldum. Bugün yoruldum. Aa, bakalım yem var. Demişti ki çuvala yem hazırlamıştı. Şimdi sürüde gezerken hepiniz bir ağızdan abi beçler nerede? Patron beçleri ne yaptı? Gibi sorular aldığımı seziyorum. Bak beçler acep nerede? Burada cücük yemi yok. Ha, buradaymış. Beç tavukları yok oldu arkadaşlar. Onu da bir sonraki videomda açıklayacağım. Yarın olabilir. Yarın olmazsa bir sonraki gün 5 tavuklarına ne oldu anlatacağım. Haberiniz olsun, bu videomda anlatıp da daha fazla uzatmayalım konuyu. Ama fark ediyorsunuz eminim. Belki 2 videodur fark ediyorsun, 2-3 videodur. 5'ler yok arkadaşlar. Gitti ama nasıl gitti, ne oldu, durum vaziyet nedir? Hepsini anlatacağım. Önce şu hayvanlara bir yem vermek lazım.
Bu arada sakın bana bıldırcın istiyorum. Bıldırcın yumurtası gönder abi. Bıldırcın gönder abi. Bıldırcın alalım. Kaç para diye mesaj atmayın. Lütfen. Lütfen. Neden diye soracaksınız. Çünkü arkadaşlar ben bıldırcın satmıyorum. Bıldırcın üretmiyorum. Ben hobi olarak bakıyorum bıldırcınlara. Yumurtalarını da yiyorum. Açıkçası. Dışarıya da göndermiyorum. Yani hediye olarak belki bazen. Eğer bıldırcın yumurtası falan istirseniz ne söylüyorum? Benden değil. Baba pahpırda değil. Ha. Kale bıldırcından alabilirsiniz arkadaşlar. Ben oradan alırım. Güvenilir. Adam gibi adam. Çok istirseniz yani. Kale bıldırcını da Facebook'tan bulursunuz. Bütün bıldırcın videolarımda söylüyorum arkadaşlar bunu. Neden diye soracaksınız. Reklam amaçlı değil. Gerçekten söylüyorum. O kadar çok mesaj geliyor ki bana. Bıldırcın abi satar mısın? Bıldırcın gönderir misin? Abi bu kuluçkalık bıldırcın yumurtam var mı gibi bir sürü soru alıyorum. Ama ben de diyorum ki bakın ben de yok arkadaşlar. Gönderim yapamıyorum. Ben sadece tavuk işine bakıyorum. Bıldırcınlara hala sıra gelmedi. Ben hobi olarak bakıyorum. Sırf bıldırcınları çok sevdiğim için bakıyorum. Bütün hayvanlar öyle de. Ya bıldırcın olmuyor. Dışarı gönderim yapmıyorum. Kale bıldırcını iletişime geçirseniz o size yardımcı olur. Aa, numarayı da açıklama kısmına bırakın videonun. Bak. Hadi kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.